şu deli kalbim benim, nasıl da sevmişti şu deli gönlüm benim. Kanayan bir yara şu deli kalbim benim, cezamı çekiyor şu deli gönlüm benim. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamazsın yüreğimi. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamazsın yüreğimi. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Kalbim benim, nasıl da sevmişti şu deli gönlüm benim. Kanayan bir yara şu deli kalbim benim, cezamı çekiyor şu deli gönlüm benim. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Çırpınan bir kuşun kanadı gibi sanki, sana hasret gözlerim arıyor seni. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamazsın yüreğimi. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Şimdi sana desem ki seni çok seviyorum, uçup giden kuşlar gibi anlamazsın yüreğimi. Nereden sevdim senin gibi bir zalimin hayalini, unuttun yaşanan o güzel günleri. Teşekkürler. Hikmet Bey, bravo, harikasınız. Evet, teşekkürler. Evet, değerli izleyicilerimiz, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar ve hoş geldiniz. Bugün değerli, kıymetli konuklarımız var, misafir. Gülten Unal, evet. Pozitif enerji uzmanı ve Hikmet Korkut sanatçımız. Hoş geldiniz. Hayırlı Ramazanlar ayrıca size diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler. Evet, nasıl bir enerjiden geldiniz bize bugün? Neler söyleyeceksiniz Gülten Hanım? Pozitif enerjiden. Evet. Evet, uzmansınız. İnsanların kendilerini negatiflikten çıkartıp pozitif alana çıkartmak için uğraşıyorum. Ne güzel. Pozitif olmak çok güzel, evet, bir şey. Evet. Hep negatifde kalsak zaten sonumuz olmaz. Her şey evet, pozitif enerjinden dolayı nereleri anlatırsınız bize? Nasıl bir tedaviye mesela yapıyorsunuz? Şöyle, yaşam koçluğu altında, evet, ama alt grup olarak bütünsel tedavi, ruhsal tedavi, artı biyoenerji, sembol okuyucu ve rüya yorumluyorum. Spiritüel danışmanlık yapıyorum. Öyle mi? Ne, evet, güzel, maşallah. Evet. Yaklaşık 12 yıldır yapıyorum bunu. 12 yıldır. Evet, home office olarak çalışıyorum. Evet. Şimdi mesela insan tabii ki hep pozitif olmaz, hep de negatif yaşamaz. Evet. Ama bazen insan gerçekten negatiften gidiyor. Hep bunlar ne dersiniz? Negatiften neden gidiyor? Hayat şartları bir kendisini, insanı bu yola itekliyor. Ama şöyle diyelim, eğer kişi hasta olursa şöyle oluyor. Ruhsal, zihinsel ve bedensel olarak hastalandığı zaman zaten sağlıklı olamıyor. Sağlıklı kararlar veremiyor. Bunun için de ne yapıyor? Hayat döngüsünde zaten dünya burası dualite. İster istemez bir yaşam tarzı var. Yaşam için çabaları var. Geçinmek için. Bunları düşüne düşüne pozitiflikten uzaklaşıyor. Ama tabii ki bazen de kendi bedenlerini,
aura dediğimiz o beden koruyucusu kalkanı zede alıyor. Tıkanıklıklar oluşuyor. Bu da kişiyi sağlıksal olarak etkiliyor ve hastalıklara stres başlıca sebep. Yaşadığımız ortam bu dünya döngüsünde geçim üzerine kurulduğu için ister istemez insanlar bu alanından uzaklaşıyor, pozitif olamıyor. Pozitif olmamak için ne tavsiye edersiniz? Pozitif olmak için mi? Evet, yani pozitif olmak için şimdi onlara böyle bir insanlara mesela beyninden oluşturuyorlar, hep negatifde yaşıyorlar dediğimiz işte ya. İşte dediğim gibi. Evet, pozitifde mesela nereler onlara tavsiye edersiniz? Mesela size bir... Bana bir danışanın geldiği evet. zaman kişinin önce bana sorduğu işte ne üzerinden istiyor mesela danışmanlığı? Ben de diyor şu böyle böyle durumlar var. Tıkanıklıklar var. İşim rast gitmiyor. Birçok buna bağlı birçok sebepler söylüyor. Onu tespit ediyorum önce neye evet. bağlı. Benim alanım alternatif tıp olduğu için bakıyorum ağrısında falan tıkanıklıklar varsa ben bunu biyoenerji seansı uygulayarak öyle mi? Tedavi ediyorum. Evet. Biyoenerji. Doğa olarak avcumun içinde topluyorum. Yüksek enerjimi gönderiyorum. O kişiyi şifalandırmış oluyorum. Tedavi etmiş oluyorum. Maşallah. Şimdi nazar giriyor mu bunun içinde? Her şey negatiflik dediğimiz zaman evet, işte nazar. Dediğimiz nazar. Ben çok inanıyorum evet. nazardan. Evet. Bazen mesela blokaj enerji dediğimiz negatif enerjiler de var artı. Bunlar da kişinin tabii ki hayat döngüsünü farklı bir alana yönlendiriyor ister istemez. Kişi çıkmaza düşüyor. Ondan sonra zihin sürekli oyun oynuyor. Evet. Stres de artı bunu artıyor, depresyona giriyor kişi. Bazen gerçekten de ruhsal olarak çok çok farklı alanlara gidip paranoyak hale gelip şizofren dahi olabiliyorlar. Evet. Bunu çok iyi tespit etmek gerekiyor. Tabii önce tıbbi tedavisini alacak. Oradan kaynaklı bir şey yoksa bize müracaat ediyorlar. Bizden işte şifalanma tedavi yöntemini uyguluyoruz biz kişiye. Hangisi uygunsa. Ne güzel şeyler. Evet, şimdi kendini tanıttırdınız değerli izleyicilerimiz. Sayfalarda söyleyin. Ona göre size takip ederler, yazanlar olur. Yani yardımcı tamam. isterler sizden. Tamam. Evet. Gülten'in diye sayfam var, Instagram sayfam. Şu an için açık değil ama bu şekilde girip evet, bu bana şekilde ulaşabilirler. Size ulaşabilirler. Evet. Devam ederiz Gülten Hanım. Teşekkür ederim. Tamam, rica ederim. Ben şimdi, teşekkür ediyorum. Hikmet Bey'in sanatçımıza biraz kendini tanıttıralım değerli izleyicilerimize. Sonra muhabbetine devam ediyoruz. Evet Hikmet Bey, harika bir ses duydum. Tebrik ediyorum. Yani tanıttır mısınız kendini? Şöyle, ben Koca evet. İzmit'te yaşıyorum. Daha önce Gölcük'te büyüdüm. Yani öğrenim hayatım, müzik hayatım Gölcük'te başladı. Genç yaşlardan beri işte bir ut merakı, işte müzik hep hayatımda olan şeyler. Evet. Kendimce şarkı sözü yazıyorum. İşte besteliyorum. Kendine yazıyorsunuz. Kendim yazıyorum maşallah. Şarkıları, sözlerini. İşte o günlerden bugünlere geldik. Kaç yaşından başladınız? 90'lardan sayarsak. 90'lardan maşallah. Yani bir 10-11 yaşlarda başladım ben müziğe. Maşallah. Baya büyük bir tecrübe, bir daha yetenek, siz kendini yazıyorsunuz, buna şarkı çeviriyorsunuz, güzel yani bir şey. Yani çeşitli projelerde yer aldık, sosyal sorumluluk projeleri. Sağ olsun çok sevdiğim değerli abim, bizim buraya gelmemize sebep olan Engin Arda. Evet, Engin Arda Bey, ben de teşekkür etmek istiyorum. Evet. Bunun sayesinde sizi tanıştırdım, yani... Vesile oluyor zaten. Evet, vesile oluyor. Geçen programda da mesela değerli bir, gerçekten unlu bir insanlara bana destek oldu, programlara gönderdi. Engin yani, Arda Bey'e çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisini de 11-12 yıldır tanıyorum. Evet. Yani beraber yani çok işlere imza attık. Sağ olsun. Başarılı bir insan gerçekten. Engellilere yardım olsun. Engel dernekleri, sosyal sorumluluk, evet. SMA hastaları, işte otizmli hastalar. İşte bütün derneklerde işte yeri geldiği zaman tabii ki ücret almıyoruz. Onlara hep destek oluyoruz yani her türlü. Sağ olsun beraber bir işler çeviriyoruz. Onun sayesinde biz buralardayız. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Selam gönderiyoruz. Evet. Gerçekten başarılı bir insan Engin Arda Bey.
ben de tanıştım. Böyle işte oluyor. Ben birbirimize tanışmak. Ondan oraya, oradan oraya diyelim. Benim Türkçenin anlamdan. İşte Engin Arda Bey'in sayesinde çok değerli bir kıymetli insanlara tanıştım. Binlerce teşekkür etmek istiyorum. Kendine işleri hep başarılı devam olsun inşallah. Daha çok güzel projelerimiz var Engin Arda Bey beraber. İnşallah hepimize kendine istediğimiz ulaşacağız. Evet. Bunun yanında biz yurt dışına da gidiyoruz. Yurt içi turnelerimiz oluyor. Evet. İşte en son ben Romanya'ya gitmiştim. Öyle mi? Bükreş. İşte Romanya'da Köstence. Roman Havasi şarkı söylediniz tabii, mi? Tabii, söylüyorsunuz. Yani kendi şeyimizi. Evet, ne güzel. Yani güzel anılarımız oluyor. Yani Romanya'da benim şeyler var. Tiyatro çok büyük, unlu bir karı koca var. Büyük bir tiyatro yapıyorlar. Orada davetliyim aslında. Şu anda siz dediğiniz için hatırladım. Hani benim de bir projem var Romanya'da gitmeye. İşte yakın zamanda da Azerbaycan, işte Gürcistan, oralarda olacağız inşallah. İnşallah. Yine projeler var. İşte Kıbrıs var. İşte kendi çapımızda Türkiye'nin bütün illerinde program yapıyoruz. Yani ben buna kendi siz adamım. Kendini yoksa sponsor desteğiyle mi oluyorsunuz? Biraz sponsor, biraz kendimiz, kendi desteğimizle, çevremizle. Ne güzel yani. İşte destek birbirinize olmak çok güzel bir şey tabii ki. Evet. Ben her zaman her programda söylüyorum. Yani sanata gerçek sahibi çıkması lazım, destek olması lazım, sponsor olması lazım ki sanatsız yaşamak olmaz, hayat olmaz. Evet. Hani gerçekten geçen programda bir Ozan Can Bey hoca söyledi. Yani ben sinir oldum diyor. Mesela keman alıyorum diyor. Bu ne demek? Yani her insan, hepimiz müzikosyon olmasak da her streste, her problemde ne yapıyoruz? Şarkı açıyoruz. Şöyle veya derler. Bir şeyleri bulmaya müzik, çalışıyoruz. Müzik işte hocam işte burada. Müzik evren. Müzik ruhun gıdasıdır. Mesela ben de depremzedeyim. İlk defa televizyon bir kanalını açıklıyorum yani. Ben de Gölcük'te. Ben de biliyorsunuz bu 6 Şubat depremlerinin evet, işte Antep'te evet, 11 tane elimizde oldu. Tabii. Ben bunu 17 Ağustos'ta yaşadım. Yani siz oradaydınız mı? Evet, Gölcük'teydim ben. Hangi sıfırdan, taraftaydınız? Merkezde. Ha, merkezde. Yani ben de sıfırdan hayata başladım yani. Müzikten hayata döndüm, öyle söyleyeyim. Evet. Yani psikolojim de düzeliyor. Hem tabii güzel ki de. Şeyler imza atıyoruz. Yani yeni insanlar tanıyoruz. Öyle. Deprem i̇şte gerçekten hayata tutmuşsunuz bir yerden. Deprem her programda biz konuşuyoruz en azından. Biz zaten 5 Şubat'ta program yaptık. 6 Şubat'ta maalesef sabah kalktık felaket bir şey karşılaştık. Gerçekten bir acil bir durum. Yani inanılmaz çok bir üzücü, şok yaşadık çok, hepimiz. Çok yani çok... 5 Şubat'ta burada program yaptık. İlmaz şey vardı, Ersan Bey sanatçımız, oyuncu vardı. Yani gayet güzel bir program yaptık. Buradan çıktık, sabah böyle bir şey karşılaştık. Demek istedim ki insan bilemiyor bugün varız, gece ne olacak, sabah ne olacak bilemiyoruz. Bu kısa yaşamaktan en azından mutlu ve pozitif yaşaması keyif gerekiyor. Keyif almak gerekiyor. Hayattan keyif alarak keyif yaşamak alarak yaşamak gerekiyor. Hep negatiften gitmesini hiç şey değil yani. Ama yani hayat işte, negatifsiz de yaşamak yok. İllaki burası doğa insan, ise dünya hayatı yani ister istemez zıtlıkların yeri. Aynen öyle hocam. Sanat insanlardan biz bütün problemleri düzeliyoruz. Çünkü müziksiz yaşamak yok. Ben bütün sanat insanlar değer veriyorum. Keşke diyorum elimde çok şeyleri olsa da ben sponsorluk herkese yapsam. Hani elimde gelsem tabii destek, ki seviyorum. Dayanışma. Seviyorum destek olmak tabii ki. İnşallah öyle bir imkanı olursa, sağlarsa beni ben herkese destek olurum. Şey şu dedi. Anda program sunuyorum. Program yapımcısıyım. Elimde geleni kime duyuyorsam, kimin ismini mesela duyuyorsam herkes benim program gelmesini isterim. Yani çünkü herkes kendini tanıtırsın insanlara. Tekrar hatırlatmasını. Çünkü her programda söylüyorum, her sene ve her ay belki yeni bir starlar çıkıyorlar, yeni bir unlu çıkıyorlar. Ama diyelim ki bir sene önceki unlular nerede? Bir sene önceki sanatçılar nerede? Onlar bir kenara koyulmaz. Onlar hepsini Türkiye büyük 90 milyon yani Türkiye nüfusu. Herkesinin yeri var yeterince. Sadece destek olmak gerekiyor. İnşallah bu destek olanları çıkar bir gün.
Hani biz sesleniyoruz buradan. Aslı Hanım şöyle, sizin niyetiniz o kadar güzel ki, niyet neyse akıbet odur diyoruz ya. Çok iyi yürekli, kalbi çok teşekkür güzel. Ederim. Çok güzel olduğu için zaten bunu yansıtıyorsunuz dışarıya ve sözlerinize döküyorsunuz işte. Teşekkür ederim. Böyle gerçekten öyle. Kazanırsınız. İnşallah Rabbim. Kazanırsınız. Sadece ben şimdi reklam olmasın kendini bahsetmemek. Hani sadece ben kazanacağım diye hiçbir zaman düşünmedim. Bu bir gerçek. Kalptan söylüyorum. Herkes kazansın. Herkes yeterince yere var. Ben şöyle maddi olarak demedim de manevi olarak evet. Kazanmanızı. O sizi o kadar yüceltir ki. Gece yastığa başınızı koyduğunuz zaman o öz eleştiri yapıyorsunuz ya. Evet aynen. O zaman rahat rahat uyursunuz. Ben bugün bunları yaptım. Evet evet keşke, doğru. Keşkelere dönmediğiniz sürece o gün sizin kazanımınızdır. Evet doğru her söylüyorsunuz hocam. Her gün yeni bir başlangıçtır. Yani program güzel sunduğu zaman, herkes buradan mutlu gönderdiği zaman ben gerçekten dediğiniz gibi ben mutlu oluyorum. Ve yastıkta kafam rahat koyabiliyorum yani. İşte önemli olan bir bölüm de bu. Evet. Rahat İşte sanatçımız şimdi bahseder misin? Nereler mesela yaptınız? Kaç tane albümü var? Klipler çektiniz mi? Şimdi şöyle ilk demin okuduğum eser 2019. Daha önce 2017 yılında ben yazdım sözlerini. Evet. 2019'da şarkıyı hayata geçirdik. Deli Kalbim. Çok da güzel oldu. Ben izledim o YouTube'dan zaten. Hem İzmit'i tanıtıyoruz Kocaeli'yi. Hem Kocaeli'yi tanıtıyorum hem şarkımı da öyle pop versiyonunda güzel bir şarkı oldu. Çok bayağı izlendi. Tabii reklam yani her şey. Evet. Bir yere kadar gücümüz yetiyor. Ondan sponsor olmayınca aynen bir öyle. Bir yerde kalıyoruz yani. Evet doğru. Az önce de ben zaten buna bahsettim. Hikmet Bey ki böyle ortada kalmasınlar sanat insanlar. Yani destek olsunlar. Kendi bütçelerimle yapıyorum yani olsun. Bu yaptığım işte hep kendi bütçelerimle. Geçen yılda bilmiyorum biliyor musunuz Balıkesir'in Avşa Adası'nda bir klip çektim. Seviyorsan Beni ismi. Gene kendime ait söz müzik. Bir de Kocaeli Spor'a şarkı yaptım. Sağ olsun Kocaeli Spor. Şu an güzel gidiyor. Yani iyi konumda inşallah. Maşallah tebrik ediyorum. Ligde şampiyon bitirecek. Yani ben kendi bölgeme de ilime de hizmet ediyorum. Hem Türkiye'ye de veya müzik severlere bir şeyler yapmaya çalışıyorum ya. Ne güzel hocam. Yani tebrik ediyorum. Başarılısınız. Başarılı hep devamı olsun inşallah. Projeleri herkese gerçekleştirsin. Yani şöyle söyleyeyim. Yanlış kimseyi anlamasın. Türkiye'de o kadar zenginler var ki. Ben biliyordum ama bu depremden dolayı o kadar yardım dokuldu. İzlediğimiz yani trilyonlarca, milyarca paraları dokuldu yardım için. Buna ben gurur duydum Türkiye'ye gerçekten. Hiç kimse eksik olmadı bu kadar yardım dokuldu. Şimdi diyorum ki yani var Türkiye'de bu imkanlar sanatlara destek çıkması için. Bir sürü zenginler var, bir sürü sanat ve müzik seven insanlar var. Müzik sevmeyen yok ki, sanmıyorum böyle bir kişi çıksın. Onun için de destek olmasını rica ediyorum, istiyorum yani buna sesleniyorum benim programda. Buradan onlara duyurun böyle. Evet, evet. Ben buradan şöyle diyeyim, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Kocaeli İzmit Belediye Başkanımız. Yani hiçbir parti gözetmez sizin yani, zaten sanatçının partisi olmaz. Evet, evet. Ben onlardan tabii ki zaman zaman yardımlar görüyoruz ama yeterli değil tabii ki. Daha yeterli çok böyle değil. Bizlere yer vermelerini, evet. Işte konser vermelerini, yerel sanatçılara destek olmalarını istiyorum yani başkanlarımdan. Beni tanımıyor evet, zaten, hepsi tanıyorlar. Yani çekilecek bir şey yok. Destek istiyorsunuz. Buna söyleyebiliriz programda yani destek istiyoruz. İlla ki şimdi bunu burada bilmiyorum Türkiye'de o kadar ama bizim memlekette mesela belediyeler yani devlet tarafından çok bir konserler oluyor. Hani eğlensinler insanlar yani konserler belediyeden devletten oluyor mesela. Devlet yurt dışındalar sanatçılar getiriyor kendine şeyler devletten belediyeden oluyor. Şu andaki benim organizasyon Gürcistan'da konser yapmak yani yazda inşallah nasip eder. İnşallah. Ben gideceğim inşallah Mayıs'ta mı Nisan sonunda tam belli değil. Belediyenin başkanı konuşacağım.
Onlar bu konsere yardım edeceğiz bize. Buradan edecekler. Evet, buradan sanatçılar götüreceğiz. Türkiye sanatçılar orada konser verilecek. Önceden pandemiden önceden organizasyon yapıyordum. Gürcistan sanatçılar bu tarafta getiriyordu. Onlar da tabii ki belediye bize yardımcı oluyordu. Devlet taraftan yardımcı oluyordu. Bir de organizasyon insanlara böyle toplum mesela büyük bir konserler şimdi dışarıda açık yapmıyorduk. Tabii ki mekanlarda oluyordu. Bilet satışı oluyordu. Bilet satışından engelli çocuklara ve hasta çocuklara yardımcı oluyorduk. Ne kadar güzel yerlere evet. gidiyormuş. Pandemiden sonra her şey durduk zaten hepimiz için. Şimdi yine de bunu devam etmesi istiyoruz. Allah inşallah bu günleri yaşamayı her şey nasip eder. Kendi adıma konuşursam ben hazırım. Dünyanın her yerine sizinle gelirim yani sorun yok. Teşekkür ederim. Davetlere katılıyoruz. Neden olmazsın tabii ki de. Böyle bir konuşma bir sene oldu yani kolay değil şimdi büyük bir konser yapması bir günlük konuşacak da ikinci gün yapması bu böyle kolay değil tabii ki. Ama inşallah bunu başaracağım. Buna uğraşıyoruz yani bayağı. İnanmak başarmak. Evet. Ben de inanıyorum size bu konuşmanızdan bunu algıladım gördüm. Şu anda da canlı canlı kesinlikle alırsınız siz o başarıyı. İnşallah hepimiz mutlu olacağız. Bakalım daha ileride daha çok şeyleri projemiz var. İnşallah her şeyi gerçekleştireceğiz. İnsan yeter ki istesin. Geçen programda Sevgi Hanım vardı bizim sanatçımız. Çok iyi bir star gibi bir hanımefendi. O mesela dedi kendimi bütçemden, kendine yani cebimden her şeyi karşılıyorum. İçimde kaldı. Çünkü böyle bir değerli sanatçılar, böyle bir değerli yetenek bir insanlar... Kendini harcaması çok zor. Yani ne kadar güçlü olması lazım ki buna kendini cebinden buraya kadar gelmesi kaç sene yani mesela. Yani ben hep her programda bunu söyleyeceğim. Hiç kimse yanlış anlamasın ki destek, destek ve destek sanatçılara. Sanat insanlara, oyuncu olsun, sanatçı olsun. Çünkü Türkiye'ye bunu yakışır. Değil mi? Evet, tabii ki. Bunu yakışır. Hani şimdi ben mesela Hikmet Bey'i tanımıyordum. Doğru bir açık konuşalım. Evet. Hani şimdi tanımıyordum yani o kadar sanatçı var, o kadar oyuncu var ama sık sık Hikmet Bey'i ben görürsem ben de tanırım, geleceğimiz gençleri de tanır. Kalıcı olmak, isim olarak, kalıcı olmak, bilinmek, tanınmak. Hani hak ediyor bir sanatçı. Yani sanat insanlar bunu hak ediyor çünkü bütün bedeli ödüyorlar. Bütün hani bu koşturmak kolay hiç değil. Bir program yapımcısı, bir tane program yapıyorum. Ne kadar heyecan ve ne kadar bedeli ödüyorsun. Ama burada misafirler geliyor. Hem program yapımcısı, hem sanatçı, hem oyuncu. Bilmiyorum. Bir sürü yani her şey yani. Bunlar başarmak hiç kolay değil. Büyük bir yetenek. Böyle bir yetenek insanları hep yani görmek lazım. Hep herkes tanımak lazım yani. Sadece programda geldi de gördük tanıdık değil. Her zaman onu tanımak lazım. Şimdi ünlü insanları tanıyoruz, ünlü star izliyoruz. Ama o geri neden geri kaldı ki? O da belki o ünlüden ustu bilen insan. O da var. Bazen gizli yetenekler var. Açığına çıkmıyor. Sizi ben böyle uzun konuşmanızı sadece özetlemek gerekirse gizli yetenekleri, gerçekten yetenek sahibi olan insanları tanıtmak, duyurmak, bildirmek, daha evet. çok daha çok medyada yer vermek ve destek olmanız. Evet, evet hocam. Daha kibarca söylediğimiz Türkçesi. Estağfurullah, kibarca. Yani benim biraz eksik olabilir Türkçeleri. Biz özeti diyelim evet, konuşmanızı. Yani o kadar kanallar var ki Türkiye'de gerçekten kaç tane kanalımız var. Evet. Şimdi illaki hepsi Fox'ta, Show TV'de, Star TV'de belki çıkmayabilir ama diğer kanalları şey ne yani herkes program yapabilir, herkes sahneyi alabilir. Bunlar bir destek olması lazım. Bir sürü kanallar var mesela. Onlar da renk atması lazım. Hem kanal için güzel bir şey, hem insanlar hem de yeni sanat bir yüz, insanı. Yeni tabii bir ki. İnsan. Tabii ki. Şimdi Türkiye'de ünlü olmak bir gecede ünlü olursun. Bir ayda da en dibe vurursun yani bir yanlış yaparsın. Evet. Halk seni aşağı alır. Yani önemli olan yavaş yavaş gitmek yani. Tabii evden, yavaş yavaş hani, gitmek doğru. Bir günde her şey değişiyor ama ne oluyor? Hani bir şarkıyla herkes seni tanıyor ama
Sonra devamı, önemli olan devamlılık. Devamı. Yani. Sürdürülebilir olması gerekiyor o işin. Bir de şimdi şöyle bir şey var. Madem bu konuya girdik, şöyle konuşayım. Şimdi ben sanatçı değilim. Hiç de denemedim yani. Küçüklük hayalleri vardı. Oyuncu ve sanatçı olacağım diye. Ama olmadı. Nasip olmadı diyelim. Ama bugün mutluyum ki program yapıyorum ve bütün sanatçılar, oyuncular, değerli insanlar, uzmanlar, başkanlar benim programda hepsi toplum görüyorum ve bunlar muhabbet ediyorum. Bu çok mutlu ediyor beni. Şimdi ben diyelim birkaç tane şarkı hazırladım. Hani öylese böylese bir ses akalanıyor hoca, usta ve şarkını düzeliyoruz, söylüyoruz. Ben sanatçı kendine diyemem. Çünkü benden daha yetenekli bir insanlar var. Ben onun da ben birkaç tane şarkı okudum da sanatçı oldu gerçekten. Ben açık sözlü bir insanım diyemem yani. Çünkü o kadar sanatçı var. O gerçekten sanatçı diyorum yani. Gerçek bir buradan çıkan sesleri var. Bunlar hiçbir zaman kalbe yani. Kalbe ruha dokunan sesler. Evet aynı hocam. Bunlar görülmeliyiz yani. Görmek lazım, tanımak lazım herkese. Evet, yine de devam ederiz. Muhabbet çok güzel tamam. gidiyor bizim. Tamam. Bir ben tane son bir şey söyleyeyim. Evet, söyle. Şimdi, buyurun. Deminki mevzudan pozitiflikten bahsetmiştik. Evet, evet Hikmet Bey. Hani biraz da insanın bu anatomisiyle alakalı bir şey. Evet. Yani kan grubuyla alakalı mesela. Evet. Kan grubu negatif olan insanlar biraz hayatta negatif düşünüyorlar. Evet, doğru. Gibi geliyor hocam. Bana. Katılıyorum. Doğru mudur hocam? Yani ben bir doktoru değilim ama şöyle yani, söyleyeyim. Hani sizin şeyden da gelebiliyor bu herhalde böyle bir şey. Sezgisel olarak şöyle. Evet. Bir de benim kendi şeyimden bahsedeyim. Ben mesela 6. hisleri kuvvetli birisiyim kendimce. Mesela ben birisini düşüneyim en fazla 24 saat sürmez yani ya da bir saat sonra telefonum çalar. Yani beni arar. Telepati mesela. Telepatik bağ kuruyorsunuz. Mesela tanıdığım birisi beni aramasını istiyorum. O beni arıyor. Yani düşündüğünüz gerçekleşiyor mu? Tabii evrene sinyal gönderiyorum yani beni ara diyorum. Öyle mi? İşte ismini söylüyorum o beni arıyor. İşte o zaman sizin işi bahsedecektim kesinlikle. Evet sizin işiniz hocama düşüyor. Kesinlikle. Ben öyle anladım. Mesaj gönderiyorsunuz onu diyecektim. Evrene mesaj gönderiyorum o mesaj geri dönüyor ya beni arıyorlar. Ama ya, isim de belirtiyor musunuz işte? Tabii isim de hani, söylüyorum. Tabii. Mesaj almanız gereken kişinin ismini de verirseniz ister istemez telepatik bağlı. Ya da mesela bir tabii ki geleceği kimse göremez. Asla. Yani asla. Galiba Allah bilir. His olayı var yani. Mesela bir şey olacak ya hissediyorsun. O bütün insanlara kötü verilen bir şey. Buna bende de var. Bir şarkı alalım. Sonra muhabbeti devam ediyoruz hocamla. Bir çok enteresan alalım. Bir konuşma evet, olacak sorulardan. Evet. Şarkı buyurun. Yalnız ben armağan etmek istiyorum. Tamam. Bana mesaj atmışlar kendileri. Hemen buradan okumak istiyorum. Kosiyap, Kocaeli Sivaslılar. Öyle mi? İş Adamları Derneği. Çok güzel bir yer açtılar kendileri. Selam gönderiyoruz buradan. Buradan Kocaeli Sivaslılar Derneği'ne olsun. İşte Kosiyap, Big Bro Cafe, restoran sahiplerini. Ve buradan tekrar okumak istiyorum. Genel Sekreter Gül Hanım, Gül Solmaz. Başkanımız Erkan Karataş Bey'e. Sevgiye saygılarımızı sunuyoruz. Selam gönderiyoruz buradan. Kocaeli, bütün Sivaslılara, tüm Kocaeli'deki. Bütün Sivaslılara da selam gönderiyoruz. Tüm Türkiye'deki Sivaslılara. Bütün Türkiye'deki Sivaslılara. Ben onların fahri hemşerisiyim aynı zamanda. Öyle mi? Evet. Ne güzel. Evet. Bütün Sivaslılara selam gönderiyoruz. Sivaslıları tanıştığım günden diyorum. Gerçekten çok iyi bir insanlar. Zarar görmesin yani. Sonra evet. Muhabbet devam edelim. Kıskanırım seni ben diyoruz. Kıskanırım seni. Haydi kıskanma soru da çıktı size. Ya kıskançlık negatif. Evet. Işte. Evet.
kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım. Saçın yüzüne değse telini kıskanırım. Birine söz söylesen dilini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Sakın takma göğsüne gülünü, kıskanırım. Seni saran kemerden belini kıskanırım. Sakın takma göğsüne gülünü, kıskanırım. Seni saran kemerden belini kıskanırım. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Kıskanırım seni ben, kıskanırım kalbimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdinden. Öleceğim derdinden. Öleceğim derdinden. Harikasınız Hikmet Bey. Bravo. Ağzınıza teşekkür sağlık, ederim. Hikmet Bey. Evet, bu kıskanmak şarkısı çok harika. Çünkü kıskanılıkta şeyleri çok konuşacak şeylerimiz var. Evet. Biz şarkıdan önce bir şeyleri söyleyecektik hocama. Bir kıskandırmak için şimdi konuşuruz, sonra yine devam ederiz. Harika bir şarkı. Bu siz yazdınız değil mi? Yok, bu şarkı Türk Sanat Musikisi'ne ait bir Teoman Alpa'ya ait bir eser. Ve bunu herkes yorumladı. Yani herkes, bütün ünlüler okudu, sanatçılarımız okuyor. Evet. Biz de öyle kendi yorumumuzla okuduk yani. Ya maşallah, ama okumak da muhteşem yani. Teşekkür ederim. Şimdi evet, kıskanıldınız mı ve kıskandınız mı? Bana soruyorsunuz. Hepimize soru bu. Tabii ki ben şöyle, ben de çok yani şimdi erkek olarak yani sanatçı olarak kıskanılıyor. Gerçekten hani, bütün samimiyetimle söyleyeyim, hiçbir sanatçıyı kıskanmıyorum ya da ünlü birisini ya da benden zengin birisi diyeyim ya, maddi durumu yüksek. Ya ben bir halkın içindeyim zaten. Ya sanatçı olarak mesela, ses olarak ve olarak kesinlikle yani kıskanılıyorum. Kendi kulvarımdayım. Ha, kimseyle bir yarışım yok, bunu hep söylüyorum. Ama kıskanıldınız mı? Tabii ki, tabii ki. Hangi konudan? Bu müzik konusundan. Müzik konusundan, ses konusundan. Yani aşk konusundan değil. Şöyle, tabii ki herkesin başından güzel evet, aşklar geçmiştir. Evet, tabii vardı ki. Dayılar. Benim de geçti tabii ki. Yani. O zaman da belki kıskanılmışsınız. Yani Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyorum. İlk aşkınızı kıskanmışsınız herhalde. Tabii çocukluk aşkım da oldu. Yani, evet. Yani nasıl diyeyim? Hani, evliliğim de oldu yani.
kişisel olarak da kıskanılma var. Siz hocam nereler söyleyeceksiniz bu sorular? Kıskançlık üzerine mi? Evet. Kıskançlık olmasa her şey daha güzel olur aslında. Tabii ki de. Neden kıskanıyor ki insanlar? Niye kıskanır? Neden kıskanıyorlar bana insanlar? Bana yabancı bir duygu. Bana çok yabancı bir duygu bu kıskançlık. Ama maalesef şöyle bir şey. Ben kıskancı değilim. Kendine söyleyeyim. Hiç kimse küçüklükten beri mesela okuldan bahsediyorum. Ders olsun ve üniversitede olsun ne olursa hiçbir zaman kıskanmaktı. Mesela ben güzel çalışan, derste güzel çalışan sınıf arkadaşlardan daha ders alırdım. Onlar başarılıydı mesela benden. Herkes birden başarılı olmuyor rekabet tabii ki. Rekabet güzeldir ama hırs yaparak değil. Çok aşırı bir hırs insanı kendisine dibe götürür. Evet. Kendisine zarar. Şimdi ben desem ki bu geçen bir soru yine böyle bir şey oldu programda konuşulacak. Kıskanılacak kişi değilim şimdi ben. Tamam manikenler, modeller, kıskanırlar, ay ne güzel falan filan diyebilirler. Her bayan güzel tabii ki. Bunu da geçtik. Bazen yaşadım kıskan. Bu program başladıktan sonra daha çok insanların yüzü gördüm. Hani ben bu kıskanmakta yakın değildim, bilemiyordum çünkü kendine kıskancı değilim. Yüzleştiniz değil mi bu kıskançlık Evet olayıyla. Ama çok yakın çevre arkadaşlar, buradaki arkadaşlar. Bizim memleketten de olsa, Türk arkadaşlar da olsa, hani bu Adine'ye çıktı program yapımcıdan sonra, bu kanalda çıktı, TV'den çıktıktan sonra, baktım insanlar yani sosyal medyadan, beğenmemeye bırakmış, paylaşmaya bırakmış. Oradan bunu bir gerçek güzel, yani. Ne kadar güzel işte ama buradan anlayın. O kişileri kendi resimlerini size net bir şekilde ortaya koymuş. Evet yani buna beni şaşırttı. Hiç kimseye buna sormadım ki neden. Anlaşıldı size zaten. Size uzak olan bir duygu olduğu için kıskançlık. Biraz önce belirttiniz ya. Evet. Canım, uzak olduğu için şaşırdınız işte. Gerçekten ben o zaman anladım kıskanmak ne demek. Çünkü kendine kıskancım olmadığım için bazen bunu konuşmaktan duyunca bilemiyordum. Ama bu program çok şeyler öğretti bana. Hala öğreniyorum ve tecrübeli oluyorum. İnsan ömrünün sonuna kadar... Evet. Çok kişi de şu anda hocam öğrenecek. Belki izliyor gizlice. Yani burada göstermiyor sosyal medyadan falan. Ama hiçbir kendini göstermiyor. Yani bu ne gerek var ve neden buna işte yapıyorlar? İnsanlardaki o nefsi duygular diyoruz biz buna. Nefsi duygular. Nefsi duygular. Yani bence bu bilmiyorum artık siz dediniz şu anda zaten. Ama buna hiç gerekmiyor ki. Neden kıskanmak? Herkes her şeyi istediği başarabilirler. Başarmasız bir şey yok. Eğer yeter ki iste. Hani buradaki gelen misafirler ne diyor? Yani destekçi olmasa da, sponsor olmasa da biz kendine yapıyoruz. Bunu herkes başarabilirler yani. Kaç tane sanatçı geliyor mesela. Yani sadece sanatçılar gidip başka yere çalışıyorlar. Gelip de program yapıyorlar mesela. Onlar böyle bir şey ya, var yani. Her şeye kıskançlık edilebilir. Her şeye. Hayatın içinde ama sanat içinde de çok kıskancı var. Bunu, tabii göz önünde olan insanlar buna daha çok maruz kalıyor. Daha maruz kalıyor. Çünkü o daha çok iyi bir sanatçı mesela diyorlar. O daha olmadı. Yok bilmem ne. Hani ben herkes aynı gözden görebiliyorum. Şu şekildeki hani tabii ki sanatçıdan sanatçı fark var. Herkes sevmeyebilir. Yani sevmek zorunda kimse değil. Biz kimse demiyoruz. İlla ki bize seven var, sevmeyen var. Herkes biz de var. Kendi öyleyiz. Ama yani bu kıskanmak ve çekememizlik çok oluyor. Buna farkında ben o kadar değildim. Programdan Siz sonra... Siz bu programı yaptıktan sonra... Gerçekten insanlar tanımış oldum. Ve tebrik ediyorum. Biliyorum şu anda izliyorlar. Tebrik ediyorum ki ben bilemedim böyle bir... İnsanlarda ben oturup kahve çay içiyordum. Yaşam yolculuğunuzda yani, güzel şeyler göstermiş. Tabii tecrübe, bir de öğrenmek. Göstermişler. Yani insan o kadar güveniyorsun, arkadaşım diyorsun, her şey diyelim paylaşıyorsun. Ama başarılı olunca geldiği zaman bakıp onlar ortada yok. Düşünmeyin onları, siz önünüze bakın. Genelde Türkiye'de meyve veren ağacı taş olabiliyorsunuz, taş atarlar. Türkiye'de evet. Değil, o genel Başarılı olarak dünya için de geçerli insanlar. Maalesef kıskanılıyor. Kıskanılıyor. Ben herkese aynıyım yani, ben nasıl diyeyim kendi adıma konuşursam.
gerçekten aşk, sevgi doluyum yani. Hani bana bir adım gelene 10 adım koşarım yani. Hani gece beni 02'de arasın, 04'de yani, arasın. Yani hepimiz. Ben gerçekten sevdiğim insana koşarım yani. Ben de öyleyim yani. Bir bayan olarak benden birisi bir şey istese elimde geleni her türlü yardımcı olurum. Ne bileyim, ben de koşarım. Böyle bir kişiyim şöyle, ama maalesef oluyor. Kendiyle bunu. Barışık olan insan zaten bu yolda yardımsever, dayanışmacı, destek olur. Evet. Siz de böyle o kategoriye giriyorsunuz. Kendinizle barışık olduğunuz için mutlu oluyorsunuz, mutlu ediyorsunuz, keyif alıyorsunuz. Aynen öyle. Geride bırakın o karanlık insanları. Onlar da özlerine dönsün. Bıraktım zaten, sadece bu soru yani merak ediyorum her zaman. Yani evet, böyle bir şey yaşadınız mı, nasıl oluyor? Ben çok çok karşılaşıyorum ben. Çok çok karşılaşıyoruz. Evet. Genelde şöyle bir şey vardır. Mesela siz biraz yükseldiniz. Evet ya. Reklamda gireceğiz şimdi. Mesela sonra devam edeceğiz. Evet söyleyin hocam. Gireceğiz. Mesela siz biraz yükseldiniz. Biraz da işte arabanızı yenilediniz falan, işte ne bileyim ev aldınız. İşte tabii ki akrabalar genelde ya da işte yakın dostların bir kıskançlık oluyor. Yani onda var, bende yok. Aslında gerek yok böyle şeylere. Yani. Her şeyin zamanı var. Akrabadan yok da biraz arkadaşlar. Buradaki İstanbul'da çevreden biraz şaşırttım ama olsun. Az önce bahsettim, 99'da tekrar sıfırdan başlamış bir insanım yani. Evet söylediniz. Allah'a şükür her şeyimiz Allah veriyor yani. Yani tabii ki. Kalbi temiz tutalım, ferah tutalım. Her şey Allah'tan nasip olarak gelir zaten. Reklama giriyoruz. Reklamdan sonra devam ediyoruz değerli izleyicilerimize. Kaçalım sevdiğim dağların arkasından.
teşekkür ederim. Karadeniz'e götürdün beni hocam. Tan memleketine götürdün beni. Türkiye'yi geziyoruz. Evet. Akdeniz, Karadeniz. Evet, Marmara, ne güzel. Ege, Doğu Anadolu, Güneydoğu, hepsini sayıyorum tabii ki. Herkesin branşı ayrı, evet, tabii ki. Evet, aynen. Karadeniz benim memleket olduğu için tam çocukluğa götürdün şimdi. Her müzik çalınca öyle gidiyorum. Aslında hani planlı bir çalışma olmadı. Yani sıradaki parça oldu, o testi gelsin. İşte Türkiye'mizin mozaiği o kadar geniş ki. Evet, aynen. Evet, şimdi Gülten Hanım, sizden çok konuşacak şeylerimiz var. Evet, şimdi rüya nasıl yorumlanacaksınız mesela? Rüya gördüğü zaman, insan kötü rüya gördüğü zaman buna söylemeliyiz mi? Veya siz mesela nasıl buna tedavi uygulanıyorsunuz? Yani siz tedavi daha güzel anlatırsınız. Şöyle diyelim. Hani evet. Bana danışanlarım ya da çevremdeki insanlar, evet, rüya yorum gördüğü zaman ya telefonla arıyorlar ya birebir söylüyorlar. Şöyle, her rüya anlatılmamalı. Özellikle kötü rüya görüldüğü zaman her kişiye rüya anlatılmaz. Anlatılmaz. Hani büyüklerimiz söylemişler ya, rüya, kötü rüya gördüğünüz zaman, kabuslu rüya gördüğünüz zaman kalkın suya anlatın. Suya anlatmak en makbulü. Öyle mi? Evet, suya anlatmak en makbulü. Kişilere anlatmayın kötü rüyayı. İyi, çok çok güzel rüya gördüğünüz zaman da anlatmayın. Öyle mi? Tabii. Bak, nereye? Çok çok. Eğer ilahi bir rüya, rehber bir rüyaysa hiç anlatmayın diyorum ben. Aa, iyi olmaz. Çünkü onun sırrı kaybolur ortadan. Bir daha göremezsiniz o rüyayı. Evet, bunun için çok yani soranlar var değil mi? Bu evet, rüya evet, üzerinde. Yani. Rüya hani yorumluyorum ama mesela herkes, mesela ben aynı rüyayı siz görüyorsunuz, ben görüyorum ama size farklı yorum gerektirir, bana farklı yorum gerektirir. Çünkü kişinin yaşam tarzına göre yorumlanır o rüya. Evet. Evet, isminiz nasıl karakter belirtirsiniz mesela ismini olarak? İsimler karakteri, evet, belirler, evet, mi? İsimler karakteri belirlemez. Sadece hani birçok sebepleri vardır bunun. İsim bazı insanlara eksik enerjidir, yaramaz, değiştirirler mesela insanlar, evet, isimlerini. Hayat yolundaki döngüleri farklı bir yere atılır. Şanssızken şanslı döneme geçerler ve bunu tespit ederler. O şekilde de uzmanlara müracaat ederler. Uzmanlara müracaat ettikleri için de isim kendilerine göre o ismi ekarte edip yeni isimle kendilerini topluma tanıtırlar. Yani gerçekten de isimlerin hayatımızda çok önemi var. Özellikle çift isimler sıkıntılı. Çift isimleri ikisini birlikte kullanmak gerekiyor. Enerjinin, titreşiminin tam olması, frekansın tam uyumlanması için. Diğer anlamda sıkıntı yaratıyor kişilerin hayatında. Evet hocam. Başka nereler bize mesela söyleyebilirsiniz bu pozitif enerjiden, nazardan? Buna hepimiz merak ediyoruz. Değerli izleyicilerin, evet, evet, de hani merak ediyoruz. Hani siz konuşun değerli izleyicilerimiz, ben, sizin sayfasından belki yardımcı isterler, mesajları gönderirler. Buna elbette, bir evet. Elbette. Hani siz dediniz ben kıskanç, bu kadar bunun içinde olmadığım için çok merak ediyoruz. Biz de hepimiz merak ediyoruz. Bu çok önemli şeyler, konularımız. Gerçekten önemli. Evet. Gerçekten. Hani negatif enerjiler, blokaj enerjiler dediğimiz enerjiler bir şekilde tedavi edilir. Çözümler sunuluyor. Sunuyorum, evet, da. Hani dualarla, onlar esmalarla ne oluyor? Çözüme ulaşıyor. Ama nazar gerçekten de kişiyi vurur. Hatta bir söz vardır. Deveyi kazana, insanı mezara demiş Efendimiz. Gerçekten de o enerji gözden çıktığı zaman, kalbin kötü enerjisi gözden çıktığı zaman insanı ölüme dahi götürebiliyor, hastalandırabiliyor. Evet, buna inanıyorum. Biz zaten bahsettik buna, ki sadece bir konuştuk, hı hı, zaten. Hı hı. Nazara çok inanıyorum ve nazar başıma var, hak geliyor. Var. Çünkü her program gelince bana bir şeyler oluyor. Bir unutuluyorum, bir ne bileyim yani hazırlık olunca bir şeyleri yine karşıma çıkıyor. Bu bir, evet, nazardan. Evet. Her program bir de göz zaman, önündesiniz de. Göz önünde olan insanlara daha, evet, çok değer. Hani iyi de değer, kötü de değer. Şöyle, nasıl diyeyim ben size Azra Hanım? İyi olan, annenin babanın da çocuğuna değdiğiniz duymuşsunuzdur. Evet, duydum. Evet, annemden çok, de duydum, babaannemden de duydum. Çok sevgi akıttığı için evladına nazar oluyor. Hadi düştü diyor mesela. Evet. Ya da şu başına geldi. Bunlar da olabilir. Sadece negatifle bağlamamak gerekiyor bu olayı, evet, nazar olayını. Hı hı. İyinin de oluyor.
İyi. Peki nasıl biz bu nazarda tedavi edebiliriz? Nasıl kaldırabiliriz mesela bu insanların gözü üstünden? Çok çok yöntemleri var. Hani kişi kendine olan basit yöntemleri kendine uygulayabileceği ayetler vardır. Onları okur günlük. 3, 5, 7 defa okunması gereken nazar ayetleri vardır. Onu okuyabilir. Artı banyoda haftada bir tuzlu suyla banyo yapabilir. Defne yaprağı tütsüsü kullanabilir. Ada çayı tütsüsü kullanabilir. Böyle böyle gitgide artan şeyler vardır. Kendine ne uygun geliyorsa, deniz varsa, deniz olan bölümde yaşıyorsa denize girmek de onu şifa tedavi eder. Öyle mi? Tabii ki haftada bir tuzlu suyla banyo almak çok güzel. Sirke hatta sirke de kullanılabilir. Nazar için bir de sirke ev içinde dokun diye böyle bir konuşma duydum. Bu gerçek mi yani? Gerçek. Bir giriş kapı girişinden dokun diye gerçek. Bu bir gerçek. Ben korktum aslında. İyi ki söyledim size, sordum size. Birisi söyledi bana da ben acaba ters mi öğretiyor bana diye düşündüm. Hayır, yapmadım. Hayır. Nazar için iyi gelir diye bana söyledi. Yani onları yaptığınız zaman, inanarak yaptığınız zaman gerçekten haftada bir evinizi de arındırmış olursunuz. Sirke kullanmak iyidir. Ne gerçekten güzel. Güzeldir. Yani duydunuz bunu büyüklerinizden hocam? De duymuşsunuzdur zaten. İlk evet. Eve girdiğiniz zaman oranın enerji alanını dengelemek için, kendinize uyumlanması için sirkeli suyla silin derler. Ve deterjan olarak da şu anda günümüzde sirkeli deterjanlar var biliyorsunuz. Çıktı. Evet. Şuna soracağım. Mesela başı ağrısı bazen oluyor. Bunu da bir tane benim inancı komşu var. Böyle nazar inanıyor. Ben de tabii ki inanıyorum. Nazar var. Bu bir gerçek. Bana diyor ki nazardan ağrıyor başım. Yok komşu dedim. Benim başımda bir şey var yani dedim. Koştum hastaneye, tomografiye çektim. Tabii hiçbir ki. Şey çıkmadı. Çok şükür. Hiçbir şey yok dedi doktor. Hani kaç tane ağrı kesici içtim mesela. Ya zaten hemen bu şu vardır diyemeyiz. Ben zaten danışanlarıma geldiği zaman eğer bu sıkıntı önce diyorum tıbbi tedavini gördün mü? Doktora gittin evet. mi? Gittim diyor. Sonuçlarını gösteriyor. Ondan sonra bunlardan şüphelenebiliriz ve bu yol üzerinde evet. çözümler sunabilirim ben. Tespit ederim. Hangi kriterlere uyuyorsa ona. İşte baş ağrısı, halsizlik diyor. Elim kolum kalkmıyor. Aynı hocam. Çok uykum geliyor. Uyanamıyorum. Bedenimi uyandırıyorum. Gözlerimi uyandırıyorum. Bedenimi uyandıramıyorum gibi. Bunlar tam zaman, bana lazım sizin tedaviye. Bu şu anda ne söylüyorsunuz bana? Ya Anadolu'da var da bazen hani bunu çözüm olarak nazara kurşun dökme ritüelleri de yapılır. Hani yapıyor. Yani, halk olarak söyleniyor buna da. Evet. Biz ona o kadar bilmediğimiz için. Ona da inanılıyor. Şimdi bu uyku söylediniz ya. Gerçekten gece uyumuyorum. Gece kuşu oluyorum. Hani gündüz çok uykum geliyor. Zaten gece uyuyamazsa tabii ki uyku gelir ama gece yatsam ama da süreklilik devamlı uyku geliyor. Bunlar şüphelenebilir. Yani olayından. Bu baş ağrısı, bu uykular. Bir komşu diyor belki sana nusha ne bilemiyorum dedim. Bilmiyorum böyle bir şey. Hani bilmiyorum böyle şeyleri inancı gelmiyor dedim. Bir insandan böyle bir şey nasıl olabilir? Ben nazardan inanırım dedim. Şimdi bilmiyorum o kadar nazarlı bir kişi değilim ama bilmiyorum dediğiniz gibi ve anadan gelir nazar dediniz ya. Anından yani bile. Nazarlı değilim derken size değilen nazardan bahsediyoruz herhalde burada. Evet. İşte dediğim gibi göz önünde oluyorsunuz. Göz önünde olan bir insansınız. Biraz önce ilk birinci. Peki belki kötü niyetli değil diyelim. Kötü niyetli bazen insan yok ama baba anneden duydum ki bazen bir şeyleri hatırladım şimdi. Koyda mesela civcivler vardı. Evet. Baba annem anneme derdi ki arka tarafta ona şey yap diyor. Hep gelen insanları karşılaşmasın civcivler. Niye? Nazar alır civcivleri i̇şte olur diyor. Onu hatırladım şimdi. Birinci bölümde şimdi. De söylemiştim ya Zahra. Evet. Her şeye, hayatın alanında her şeye nazar edilir. Her şeye. Sadece insana değil. Canlı cansız ne varsa nazar edilebiliyor. Demek istedim şimdi diyelim kötü niyetli ne komşu ne bir insan olabilir ama gözden oluyor. Tabii ki. Evet yani gözü bu nasıl bir şey bunu anlamadım ben. Ya kalpten gelen öyle şualar var ki göze gelen direkt o şua dediğimiz ışın direkt kişiye hiç engelsiz ulaştığı için o nazar insanı ne yapıyor anında vuruyor. Diğer blokaj enerji dediğimiz ve negatif enerji dediğimiz gruba dahil olan bölüm çözüme ulaşır.
Ayrılan nokta bu işte. Nazar değdiği zaman kişi anında halsizleşebiliyor. Ve uykusu gelip yatmak isteği geliyor. Evet. Sinir de yapar bu arada. Sinirlenebilir, gergin olur. Kendini tanıyamaz vaziyete gelir. Bazen kendini gidiyorsun. Böyle hiç beklemediğim şeyler oluyor insana. Buna o zaman sizin tedaviye çok dediğim uygun gibi, oluyor. Dediğim gibi işte haftada bir banyo, tuzlu suyla banyo yapmak, sirkeyle yine banyo yapmak, evi bu şekilde arındırmak, silmek, defne yaprağı kullanmak, ada çayı kullanmak, üzerlik otu, tohumu dediğimiz onu, tüssüsünü yapmak ve onun dumanında bulunmak. Evet, değerli izleyicilerimize duyduğunuz gibi ve bunlar çözümdür. Gülten Hanım anlatıyor, ne güzel anlatıyor, çok enteresan bir konuşma ve konu şu an. Nazar herkese inanıyor ve herkese var bu nazar. Şu anda siz hocanız olduğunuz için size de nazar var. Yani nazarsız insan sanmıyorum. Çünkü ne olursa olsun insan dediğiniz gibi ve gözü kaçıyor bir şeyleri yani gidiyor insana. Ben daha belki o kadar anlatamıyorum bu Türkçesi. İşte dediğim gibi gözdeki ışın, şualar dediğimiz kalpten gelen. Eğer o kötü bir enerjiyle geliyorsa direkt göz enerjisi kişiye yoğunlaştığı zaman kişi düşebilir, Allah korusun öldürebilir demiştik değil mi? Evet, evet, evet. O kadar var yani. Var tabii diyorum ya, o kadar kuvvetli çıkıyor o enerji gözden. Evet, inanıyorum ya. Ben birkaç tane şeyleri karşılaştım. Kendimi içinde değil, başka şeyleri de karşılaştım. Buna halk, insanlar da anlatılıyor mesela. Sabah mesela oğlum diyor, sabah gidiyor. İlk gören komşudan nazar geliyormuş yani. Kaza geçirdik. O kadın ne kadar gördü satıyor. İşte efendim, o komşu izliyor şu anda. Peygamber Efendimiz'in söylediği gibi işte insanı mezara, deveyi kazana koyar nazar demiş Efendimiz. Bu çok kıymetli, nazarın hakiki olduğunu gösteriyor zaten. Hani Kur'an ayetleri vardır, onları okumak, korunmak. Bu şekilde insan kendini koruyabilir, günlük okuyabilir nazardan. Evet, doğru hocam. Öyle yapmalıyız. Evet, şimdi siz bir daha elinden biyo enerjiniz tedavi yapıyorsunuz, evet, doğru evet, mu? Buna ilgili bir şeyleri anlatır mısınız? Yani şöyle, şimdi mesela bazıları nasıl diyor uzaktan tedavi olmaz diye. Uzaktan tedavi olunmayacak diye bir şey yok. Uzaktan tedavi olunur. Olunur değil mi? Tabii ki olunur. Ben telefondan görüntülü olarak seans veriyorum bu konuda. Peki nasıl hocam telefondan? Mesela sizin biyo enerjiniz burada aurası, elinden... insanın bir aurası vardır. Kendisini çevreleyen kalkan dediğimiz koruyucu kalkandır. O kuvvetliyse, yırtık ya da tıkanıklık yoksa zaten işlemez. O insanın enerjisi de yüksektir. Ama bazı insanlarda maalesef işte ister istemez bu negatif enerjilerden, nazardan dolayı tıkanıklıklar, yırtıklıklar oluşuyor ve hastalığa sebep oluyor. Ben onu bulabiliyorum. Avcumun içindeki enerji akımıyla buluyorum. Şifalandırıyorum. Şifalandırıyorum. Bakın helal şu anda olsun. Açtım, gösteriyorum size. Evet. Tespit ediyorum. Kendisi zaten ister istemez enerjim yüksek olduğu için onu buluyorum ben. Ben çok merak ediyorum. Tamam, siz de deneyelim. Evet, deneyeceğim gerçekten. Bakalım benim nazarlara ne olacak. Hani dediğiniz gibi ve o dualar da okuması gerekiyor. Tabii ki, tabii ki. Dualar büyük bir şey yani insanın. Büyük bir koruyucu. İlk önce tabii ki dualarımdan inancı. Sonra işte dediğiniz gibi ve her şey onu yapmalıyız. Şimdi ismini olarak biz söyledik de ismini olarak mesela dediğiniz çift ismini... Yani şey atıyorum olarak. Mesela Ahmetcan diyelim bir kişinin ismi. Ahmet'i kullanıyor. Hani bir de büyük zatların isimleri işte kişiye ağır geliyor. Benim oğlumun ismi şu da taşıyamadı. Öyle bir durum yok. Öyle bir şey yok. Mesela benim oğlum Muhammed Adem. Muhammed normalde ben koydum. Amcası da Adem olduğu için kaynanam öyle istedi sevsin diye zaten Muhammed Adem yani yapmışım. Şimdi Adem alıştık. Muhammed kimse demiyoruz. Bu bir gerçek. Hep Aduş yani severek böyle çağırıyoruz. Ya öyle çağrılabilir ama hani yine de kendi koyduğunuz isim üzerine söylerseniz daha iyi. Daha olur. İyi değil mi? Çünkü evet. Senkronize olması gerekiyor. O frekansı yakalaması gerekiyor. Eksik enerji olmaması gerekiyor. Doğru hocam. Eksik olduğu zaman o hayat döngüsü de çocuğun ya da kişinin hayat döngüsü de farklı. Herkes öyle yer işte. Küçük deden böyle mesela çağırırken bütün komşular, bütün arkadaşlar. O zaman tek Aduş, Aduş, Aduş çocuk. Yani okulda bile Aduş. Hani en azından öğretmen söylüyor Muhammed Adem diye sınıfta. O kadar yani. Bak doğru söylediniz. İzliyorlar şu anda dinlesinler. Yani.
Yani isim ne konulduysa o söylenmeli. Evet. O hitap edilmeli, zikredilmeli. Evet hocam, çok enteresan şeyler bize anlatıyorsun. Çok teşekkür ederim. Rica daha ederim. Neler var? Ben teşekkür anlatırsanız. Evet, daha çok çok bu evet, konular. Evet, yani ben o geniş. Şimdi sormak şöyle çok şeyler var. O kadar sizi ne kadar bu işinde olmadığım için, bilemediğim için siz bana yardım ettiniz. Şimdi beraber sunacağız. Tamam. Hani sizin söylemeni Minnetle. Daha evet. Ben yardımcı olurum size. Evet, çok şeyleri siz daha değerli izleyicilerimize anlatın. Mesela bir insan size sizden yardım istediği zaman tabii ki kişisel göre değişiyor. Kim nasıl bir durumda? Birisi nazar var mı? Birisi negatif mi? Birisi neymiş? Bir sürü şeyleri geliyor size. Onu buluyorlar. Evet. İnanarak yaptıkları zaman da sonuç alıyorlar ve çok çok da güzel bana dönüşler oluyor. Bu beni aşırı derecede mutlu ediyor. Öyle mi? Evet, tabii tedavi ki. Tedavi ettiğim için çok mutlu olurum. Yani sonu çok güzel gidiyor. Evet, evet, sonuçlandığı çok önemli sonuçları. Çok güzel. Ama dediğim gibi çalışan da danışanım da benim dediklerimi birebir uygularsa, yaparsa, inanç sistemini de bozmazsa ve buna da sürekli bir şekilde devam ederse dualarına ya da verdiğim çözüm noktalarına da birebir uyguladığı zaman sonuç çok güzel. Ne güzel hocam. Sonuç büyük çok güzel. Bir sabah işleri bunlar. Evet. Gerçekten bir sürü dua alıyorsun insanlarına. Bu şifalar büyük, veriyorsunuz. En büyük mutluluk o zaten. Evet. Hiçbir evet, şey aynı. Onu yani karşılayamaz. Şimdi buna ne dersiniz hocam? Mesela bazen kişiler var böyle bir şeyler olacak diye erkenden hissedebilirler. Bazen bana da oluyor böyle bir şey. Bir şeyler hissediyorum yani. Bir şeyler olacak diye rahat sestir. Edemiyor insan. Kötü ve iyi. Diyelim bir şeyleri rahat edemiyorsun böyle. Sanki ne oldu diyorum kendime, acaba bir şeyler kötü duyacağım diye. Öyle kodlamayın. Kötü olarak hiçbir şeyi kodlamayın. Kodlarsanız yaşarsınız. Kodlamayın. Hani sezgisel olarak hissediyorum, şu olacak, bu olacak diyorsunuz ya. Bu mevcut bütün dünya genelindeki bütün insanlara verilen bir özellik yaratıcı tarafından. Sadece insanlar bunu köreltip yüzeye çıkartamıyor. Evet. Yaşayamıyor. Aslında bir bilse kendindeki özüne dönse ne kadar büyük nasıl diyeyim ben size, nasıl anlatayım onu? Ne kadar güzel yaratmış Yaradan bizi. Evet. Ne kadar üstün yaratmış. Tabii ki yani. Kendi hu nefesinden bize üflemiş. Evet. İşte öze döndüğümüz zaman dediğim gibi orayda onu bulmak. Yaradan'ı uzakta aramamak gerekiyor. Yaradan nerede? İnsanın kalbinde. Kalbinizin sesini dinlediğiniz zaman gerçekleri bulursunuz. Zihin hep oyun oynar. Yok, buna yaşadım inanın ki. Bu şu anda söylediğiniz kalbinden veya da bir şey istiyorsun yapmak. Buna mesela çok seneden önce bir şey hayal ettim ve bir şey istedim. O zaman olmadı. Hı. Baktım yavaş yavaş ona ulaşıyorum. Hiç beklemediği anda. Koyun, hayaller gerçekleşir. Yani. Hedefinizi koyun, olumlamalar yapın, ona inanın, zikredin onu. Ben buna çok inanıyorum. Bir bakmışsınız ki hayatınıza dahil olmuş o. Evet, bazen öyle bir şeyleri gerçekten nasıl anlatayım. Şimdi diyelim ki ben şunu almak istiyorum evet. Ama alamadım. Zaman gidiyor böyle geçiyor, hiç beklemediğin andan artık unutulmuş bu. Alamadım, bir kenara gitti yani. Ama baktım hiç beklemediği yandan bunu alabiliyorum. Hani demek istediğim Türkçe anlatmasını benim önceki düşündüğüm hayalleri çok gerçekleşiyor. Biraz geç olabilir ama gerçekleşiyor. Yani dediniz ya kalp sesini dinleyin diye. Hep kalbine göre gidiyorum zaten. Yanlış ve doğru gidiyorum. Ama çok şükür Rabbim. Binlerce şükürler olsun. Yani bilinçaltı öyle bir şey ki insana ne yapıyor biliyor musunuz Azra Hanım? Geçmişte yaşadığı kötü hisleri, duyguları, ne yaşadıysa getirir önüne sürer. Ve kişi vesvese haline düşürür. Sürekli onu üzüntü hisseder, sürekli dibe vurur. O yüzden bilinçaltını ne yapmamak gerekiyor? Bilinç üstüne çıkarmak gerekiyor. Evet. Bilinç üstüne çıktığı zaman zaten kişi ondan sonra o yaşadığı döngülere var ya böyle hiç yaşamamış gibi gülüp geçer. Aynen. İşte doğru. Her insan buna ulaşmalı. Evet. Mesela diyor ki ben şunu kaybettim. Eyvah diyor, kırıldı. Aslında üzülmeyin. Niye üzülüyorsunuz ki? Bak ne güzel söylediniz. Ben bir arkadaşı götürdüm Nervos biliyorsunuz Nervos, değil mi? Evet, Nervos evet Türklerin bayramı, bahar işte, bayramımız.
Yok, bu değil. Yani hastalıktan dolayı. Ha, nevroz diyorlar. Siz nevroz diyorlar değil tamam, mi Türkçesi? Tamam, nevroz derseniz anlaşılır. Ha, bizde nervoz diyorlar. Tamam, ona biraz tamam kalır. Anladım şu an. İşte bu nervoz vardı arkadaşım ve bir yaşanmaktan dolayı. Buna götürdüm arkadaş. Yani doktor diyor ki, şimdi ben sana ilaçları yazacağım. Bu ilaçları fazla yazsam diyor, çok ağrı gelir ve genç yaşta bu olmaz dedi. Yani her şey senin elinde diyor. Buna bir kurs şu anda ben sana yazıyorum. İyi kendine gelirsin diyor. Ama sürekli ilaç üzerinde yaşamazsın diyor. Bu alışkanlık hasta eder seni. Hani sizin dediğiniz geldi ben şu anda. Olmak. Sen kendine ilaçtırması, ilaçsız gerekiyor diyor. Hani şu anda yaşadıklarından insan stres oluyor. Evet. Hani psikoloji problemleri oluyor. Bu kendine böyle... kendini toparlayacaksın. İşte bu da beyinle hep alakalı. Evet, hep pozitif düşüneceksin diyor. Buna işte siz devam edin. İşte beyinle alakalı. Beyin öyle bir organ ki hala çözülemedi. Evet. Orada her şey bitiyor. Acıyı da orada hissediyorsunuz, tatlıyı da. Kişi bunu elinde, hani acı hissetmiyorum dediği zaman yoğunlaşırsa gerçekten de o acıyı hissetmez. Hani doktora gitmiş, doktor ben sana ilaçları evet. veririm, seni bu hale düşürür demiş ya. Bu senin elinde demiş ya. Gerçekten de o kişi o hastalığından kendini çıkartabilir, tedavi olabilir. İşte doktor. Kendini tedavi edebilir. Kendini toparlaması gerekiyor evet. diyor. Sen şimdi o yaşadıkları sürekli düşünürsen. O herhalde şöyle mi düşünüyor acaba? Hani sizin anlattığınız kadarıyla evet. ben açayım şöyle diyeyim ben Azra Hanım. Evet. Hastalık hastası bu. Hani ben hastayım, ben sürekli bunu yaşıyorum, neden yaşıyorum? Evet. Bunu dedikçe zaten hep o döngüden çıkamaz. O çarkın içinde döner i̇şte döner durur. Onu i̇şte doktor bunu tespit ettiği için herhalde zannedersem bu şekilde bir ona öneri sunmuş, onu tespit etmiş. Yani hep senin tedavin insanlara, ilaç değil, evet. ilaç değil ki tıp doktoru bu. Hani tıbbi olarak evet. çözüm sunuyor. Onu bile öngörmemiş. Kişiyle alakalı bir sorun, psikolojik bir sorun ki demek ki onu atlatması gerekiyor. İlaçla evet. değil. Sen ilaçlık değilsin diyor. Sen kendini kendin tedavi edeceksin. Bu evet. şekilde. Hani benim tespitim de bu şekilde. Sizin anlattığınızda ben bunu çıkardım buradan. Evet. Ki öyle. Evet, doğru söylediniz. Yani doktor da aynısı zaten. Ona dedik yani sürekli kafaya takma, doktora gideceğim, ilaç kullanacağım. İlaçtan kurtuluş yok dedi. O kendini ona şartlamış, koşullanmış. Ha içeriden hastalık olsa tamam ilaçtan tedavi gerekiyor. Ama psikoloji olarak yani şimdi diyelim aile problemi olabilir veya hayat bilgili problem olabilir. Hani buna hep ilaçtan olmuyor. Hani kendini toparlaması gerekiyor. Dediğim ve hep işte. Pozitifinden bakması gerekiyor. Geleceğimiz çok güzel olacak diyelim. Bunu bugün yaşadım. Yarın daha güzel bir şeyleri karşılaşılır. İşte biz olacak kelimesini de çok kullanmıyoruz. Öyle olacak mi? Denildiği zaman hep bilinçaltı şöyle yapar, kodluyor. Olacak ama ne zaman? Hep atar, zamanı atar. Oldu diye konuşuyoruz, geniş zamanlı konuşuyoruz. Oldu dediğimiz zaman evet. biz onu ne yapıyoruz? Olmuş gibi yaşıyoruz. Bu şekilde düşündüğünüz zaman gerçekten de her anlamda hayallerinize ulaşırsınız, gerçekleştirirsiniz, şifa, evet. tedavi de olursunuz her şeyde. Ben ne yaşıyorsanız hayatınızda, yaşam döngünüzde, hikayenize göre. Evet, doğru hocam. Çok çok teşekkür Rica ederim. Ederim. Çok güzel şeyleri bize anlattı. Çok enteresan sizin beraber böyle bir konuşmak. Değerli izleyicilerimiz söyleyelim. Sizin Instagram'a takip etsinler ve yardımcı belki isteyecekler olan kişiler varsa yardımcı olursunuz bu konulardan. Evet. Zaten çok bu işi enteresan yapıyorum. Sizinle. Maalesef program saati öyle çabuk gidiyor muhabbetleri ki insan doyamıyor. Ama inşallah yine de benim programda misafir olursunuz. Doya doya yine de şeyleri anlatırsınız. Çok teşekkür değerli ediyorum izleyicilerimize. Her zaman program kapıları açık bekleriz. Çok çünkü bu konuları çok önemli insanlar için, kesinlikle. Yaşamak için çok önemli bir şeyler. Yanlış bilgiler çok var biliyorsunuz medyada, sosyal medyada ve bu alanla evet. ilgili birçok kişiler kendini işte bu alanda tanıtıyor. Şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diyor ama yapmıyorlar. Bu alan gerçekten de şöyle sömürülmeye ve para olarak, maddi olarak evet. insanları sömürmeye çok müsait.
Evet, çok sosyal güzel. Medyadan her şeye inanılmaz zaten. Ben yani kişi olarak bilmesi lazım. Mesela ben size biliyorum ve size güveni alıyorum. O şekilde tedavi başlıyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi orada paylaşıyor. Herkes bir şeyleri paylaşıyor. Ama paylaştığı şeyleri ne kadar uygulayabiliyor, yani. Ne kadar gerçekten doğru. De danışanları varsa tedavi ve çözüm sunabiliyor ve sonuçlandırabiliyor bunu. Evet, aynı hocam. Çok teşekkür Rica ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Programa sona yavaş yavaş yaklaştık. Şimdi hocam, yönetmenim, şarkıdan mı devam ediyoruz? Son sözleri alalım o zaman. Evet, son buyurun. Son şarkımızı yapacağız değil mi kapanışta? Tabii. Son sözleri sosyal alalım. Sosyal medyaya gelmişken ben de reklamı yapayım o zaman kendim. Buyurun Korkut söyle. Official Instagram adresimden beni takip edebilirler. Evet hocam. Neredeyiz, ne yapıyoruz? Tabii ki. Hani sanatçı da, hocaları da, uzmanlara, herkese sayfadan takip etsinler. Soru bir şeyler varsa sorabilirler, yazarlar. Sosyal medya bunun için bunun kullanıyor. İçinler. Hani yalan paylaşmalar, şunlar için zaman harcaması boş yani. Gerçek olanları insanlara ders verelim. Gerçek olanları insanlara yani sunalım. Ona istiyorum ben. İşte... Tabii ki mesela sosyal medyada olsun, mesela fake hesaplar diyorlar. Yani evet. Kendi olmayan, işte bizi takip eden ama yani kendisi değil. Yani benim takipçilerim zaten hepsi gerçek. Ben zaten tanımadığım insanları eklemiyorum. Bilmiyorum diğer yani insanlarla. Yani ben şimdi programcı olduğum için herkese ekliyorum. Orada yazıyor sanatçı, oyuncu, diyelim uzman, yani doktor, gerçek olmadığı için sanal dünyada. Yani. Ama takipçi yorumları göre ekliyorum tabii ki. İki tane Instagram çalınmış, götürdü. Şimdi üçüncü açtım. Üçüncü da giremiyorum. Ne oluyor bilmiyorum benim Instagram'da. Bunlar da bir şarkı yapıyorum şu anda. Öyle bu mi? Sosyal medya ile alakalı bir şarkı. Aha. Sözlerine devam ediyor. Müziğini yapacağım inşallah. İnşallah. Ben başarılar diliyorum. Kendi başarı devam olsun. Çok memnun oldum yani. Gerçekten çok güzel ağırlandık. Vizyon 58 TV'de. Yani çok keyif aldım programdan. Teşekkür ederim hocam. Yani şu anda emeği geçen herkese, reji olsun, işte siz değerli sunucumuz, diğer katılan Gülten Hanım olsun. Çok, çok güzel ederim, bir program oldu. Biz yani nasıl geçti program? Evet, işte öyle geçiyor. Gerçekten çabuk anlamıyorsun. Yarım saat gibi oldu. Evet. Yani gözümüzü kapadık, açtık. İnşallah daha güzel programlarda birlikte oluruz. İnşallah Rabbim hepimize İstediğimiz ulaşırız, istediğimiz her şey güzel olacak. Hocam istediği gibi tavsiye ediyor bize, hep pozitif enerjiden kalalım. Yani, evet. Hep pozitif gözden bakalım. Güzel olsun, evet. Her şey diyor. Her şeyi güzel düşünelim hocam dediğimiz gibi ve güzel olacak her şey. Ben buradan bizi izleyen, yani Türkiye olsun, yurt dışı olsun, tüm izleyicilerimize yani teşekkür ediyorum. Yani müziksiz kalmasınlar. Biz onlar için evet. Çalışıyoruz. Bizim yani program yurt dışındalar çok izleniyor. Gerçekten yani size şu anda bir sürü yurt dışından izleyiciler var. Yani Hollanda, sevgi, Avusturya. Sevgi saygılarımı sunuyorum gerçekten. Hepsine teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımı gönderiyorum. Selam gönderiyoruz. Ben evet, de Vizyon 58 TV'ye ve size çok teşekkür ediyorum Azra Hanım. Çok güzeldi program. Ben yeniden görüşmek üzere diyelim. İnşallah tabii ki de. Bütün izleyenlere hayırlı Ramazanlar diliyorum. Yurt içi ve yurt dışı. Bütün herkese selamlarımı gönderiyorum. Sevgiyle kucaklıyorum onları. İlahi ışıkta yol alsınlar. Amin. İnşallah hocam. Teşekkür ederim. Şimdi herkesin bayramını kutluyoruz. Evet. Ramazan bayramını. Ve ben son yaptığım şarkımı yani finalde okumak için sona saklamıştım. Tabii ki, zaten. Tabii ki hocam. Şarkıdan kapatırız. Kendi söz ve bestesi, müziği bana ait olan Seviyorsan Beni isimli şarkıyı okuyarak kapatalım mı diyoruz? Ben teşekkür etmek istiyorum. Geldiğiniz için, hayır demediniz, benim program layık gördünüz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben her programda gerçekten Vizyon 58 TV'den mutlu çıkıyorum. Bu kadar değerli insanları tanışmak, yani bu güzel muhabbet, o kadar şeyleri öğreniyorum. Mesela bugün hocamız böyle bu kadar şeyleri bize anlattı, söyledi.
Bu da bir ders bizim için. Şu anda ders aldık yine hayatım içinde. Her zaman insan, her yaşadığı zaman her gün bir şeyler öğreniyorsun. Her gün bir şeyler yeni oluyor, öğreniyorsunuz. Değerli sanatçımızdan güzel bir şarkı mesela dinledik. Bu evet. da yani öğrenmiş olduk. Hikmet Bey'i tanıştık. Tanıdık. Evet, Gülten Hanım'ı tanıştık. Ben çok mutluyum bu program yapımcılıktan. Böyle hep devam olsun ben inşallah. Ben de çok mutlu oldum size evet, tanıdığıma, teşekkür sizinle ederim. Bu programı yaptığımıza. Vizyoner 58 TV'de bütün çalışanlara teşekkür etmek istiyorum. Yönetmen Bekir Bey, Sivas'ta yönetmen Tufan Bey, bütün Sivaslara buradan selam, sevgi gönderiyorum. Alperen Musin Kurt Başkanımız Sivas'ta şu anda stüdyo başkanı, selam gönderiyorum ve teşekkür ediyorum. Engin Arda Bey'e teşekkür ediyorum. Engin Bey sayesinde Hikmet Bey tanıştım. Bir sürü destek oluyor, bir sürü güzel değerli insanları bana programda yönlendiriyor. Çok çok teşekkür ederim Engin Arda Bey'e. Çok değerli bir insan, herkes ona tanır. Kendisi program sunucusu zaten. Hem sanatçı hem oyuncu. Programın her şey var. Kendisiyle biraz sohbetimiz oldu. Evet. Herkese destek oluyor yani elinde geleni kadar herkese bir destek ve bir şeyler bu çok güzel bir şey yani. Çok güzel bir şey. İzleyen, tanıyan, işte Kocaeli olsun, işte İstanbul olsun, Türkiye olsun herkese sevgi saygılarımız. Evet, sevgi saygılar sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz, sona geldik programını. Her hafta Azrail'e rengarenk program, sakın kaçırmayın, sürpriz dolu programlar size bekliyor. Hoşça kalın, şarkı alalım. Son şarkımız. Evet. Yaşananlar hep hayal miydi? Aşkın nerede mazi miydi? Seviyorum seni derken bana, yoksa hepsi yalan sözler miydi? Şimdi çok pişmansın biliyorum, geri dönmek için ne bekliyorsun? Ben o eski ben değilim artık, bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Aşkın nerede mazi miydi? Seviyorum seni derken bana, yoksa hepsi yalan sözler miydi? Şimdi çok pişmansın biliyorum, geri dönmek için ne bekliyorsun? Ben o eski ben değilim artık, bunu sen de çok iyi biliyorsun. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan beni her şeyden çok, anıların hatırına çık da gel. Yakacaksan Roma'yı yak da gel, yıkacaksan Paris'i yık da gel. Seviyorsan